Koronavirüs aşısı yaptıran ancak antikoru oluşmayan kişilerle ilgili uzmanlardan çok önemli açıklamalar var. Uzmanlar antikoru oluşmasa dahi koronavirüs aşısının kişileri korumadığı anlamına gelmediğini belirtiyor. Son bir yıldır COVID-19 pandemisiyle iç içeyiz ve bu anlamda Eylül sonu itibariyle de Sinovac aşı çalışması Türkiye ayağıyla da gündemimize girmiştir. İlk etapta sağlık gönüllüleri üzerinde, sonradan toplum gönüllüleri üzerinden yapılan aşı çalışmalarının faz 3 sonuçları da açıklandı. Burada önemli olan nokta şu, aşılanmasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunu geçiren oldu mu? Bizim kendi bölgemizde bu süreçte aşı programını tamamlamış olup üzerinden 15 gün geçtikten sonraki süreçte enfekte olan herhangi bir bireyimiz olmadı. Burada aşı çalışmasının, Sinovac aşısının aslında son derece etkin ve güvenilir olduğunu görmekteyiz. Tabii burada akılda çok sayıda soru işareti var. Özellikle aşılarını yaptırmasına rağmen biliyorsunuz toplum bu konuda çok hassas ve aşıdan 15 gün sonra kendisi antikoruna baktırıyor. Antikoru negatif olan gönüllülerimiz biraz tedirgin oldu. Çünkü aşılarını yaptırmış olmasına rağmen antikorun oluşmaması onlarda acaba aşı etkisiz mi şeklinde bir soru işareti oluşturdu. Fakat bu hasta grubunda da, bu gönüllü grubunda da henüz COVID-19 geçiren hiçbir bireyimiz Diyarbakır çalışmasında oluşmamıştır. Bu anlamda önemli olan bu hastaların izlenmesidir. Yani aşılarını yaptırmış olmasına rağmen antikoru gelişmeyen kişilerde COVID-19 enfeksiyonu gelişecek mi? Bunu izlemektir. Burada şunu söyleyebiliriz. Aslında antikor titresinin gelişmemiş olması korumadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü toplumda antikor titresi ne kadar yüksekse koruyuculuk o kadar yüksektir şeklinde bir algı var. Halbuki bu çalışmalarda ya da aşılama işlemine geçtikten sonra aşısını yaptırmasına rağmen antikor titresi negatif olan bireyler var. Bunların korunmadığını söylememiz çok da doğru değil. Bu konuyla ilgili farklı çalışmalar var. Aşı antikor titresi oluşmamış kişilerin dahi hücresel düzeyde bağışıklık geliştirebileceğini gösteren çalışmalar var. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Toplumun antikor titresinin yüksekliğiyle veya gelişip gelişmediği noktasıyla aşıdan korunmadığı şeklinde bir yanlış hipotez oluşturmamasını öneriyoruz. Burada şöyle bir öneride de bulunmak istiyorum. Bakanlığın yapmış olduğu aşılamadan sonra da benim önerim insanların antikor titrelerine bakmalarının gereksiz olduğudur. Aşınızı yaptıysanız güvenle, tabii yine tedbirinizi her zaman alarak hayatınızı idame ettirmelisiniz. Zaten hocayı tamam. Şu anda da
şey yaptık. Çek yavrumu, onu bir batalım, çek mi diyor? Böyle arada da bakalım.